Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Tekirdağ'dan hepinize selamlar. Şöyle bir motor almıştım yakın zamanda. Ne zamandan beri incelemesini çekeceğim, çekemiyorum. Yeni aldığım aracın da incelemesini çekemiyorum. Şöyle bir hem inceleme tarzında olacak hem test tarzında olacak. Zaten açıklamaya yazacağım motorun markasını, modelini. Mondial Wind 50i. Enjeksiyonlu bir motor. 50cc, 80cc'ye falan dönüşüm yapılmadı. Normal düz 50'lik motor. Bu 2023 modeli, yani pek bulunmayan kırmızı rengi, öyle söyleyeyim. Ben çok aradım, özellikle kırmızı isterim zaten o rengi. İşte öbür 2022 modellere göre jantları bunun siyah, işte öndeki farları biraz daha kararık, arkada çanta koyma yeri var, öbürlerinde yoktu, şurası biraz daha kısa geliyordu. Bunu bu şekilde yapmışlar, gayet güzel olmuş, ekstra almanıza gerek kalmıyor. Renk, öbür kırmızısı biraz daha koyuydu, bunu biraz daha açık yapmışlar. Onun dışında tasarımı, şekli, şemali aynı yani. Bir gidon olsun, dijital ekran olsun falan aynı. Yani ben yaklaşık motoru biraz şeyden bahsedecek olursak, normalde ilk aldığım gibi çekmek istemedim yani. Biraz kullanayım dedim, göreyim dedim, ondan sonra dedim biraz daha yorumlarım. Şu anda motor tam 1000 km oldu. Şöyle göstereyim. Bir de 2023 modellerinde trip sıfırlama yok bunların. Direkt bu şekilde görünüyor. Yani 1000 km'den beri ben sıkıntısız, sorunsuz kullanıyorum. 600 km'de, 500 km'de bir kere bakımını yaptırdım sadece serviste. Onun dışında başka bir şey yaptırmadım. Şu anda 1000 km, yani 1100 olduğunda, 1200 olduğunda yine servise götürüp yansını değiştireceğim, artık ne gerekiyorsa yapıyorlar orada. Onun dışında yani genelde tek kişi kullandım. Ortalama 800 km'sini, 700 km'sini tek kişi kullanmışımdır. 300'ünü de iki kişi kullanmışımdır. İki kişi de bir sıkıntı yaşamadım. Tek kişi de bir sıkıntı yaşamadım. İlk aldığımda 300-400 kilometreye kadar limitörünü sökmedim. Limitörünü dediğim gibi 300 kilometre, 400 kilometre falan söktüm. Normalde 45 kilometre hız yapıyordu limitörle. Limitörü söktükten sonra da 60'ı görüyor yani. Bayır, çok hafif bir bayır olsun, düzlük olsun 57-60 kilometre hızı görüyor. Dediğim gibi herhangi bir 80cc işlem falan yapılmadı. Yani sorun birkaç kişide görmüştüm daha önce. O sorunlardan hiçbirini yaşamadım. Hani farı olsun, gidişi olsun, motor sesi olsun. Hatta şöyle bir kere bir çalıştırayım. Öyle göstereyim. Aslında daha önce tasarımını yapacaktım. Tasarımını diyorum, incelemesini yapacaktım motorun, ama çok uzak yere gidemedim. Şimdi daha bir yere gideceğim. Bir ortalama 10 dakika sonra yola çıkacağım. Buradan bir yaklaşık 35-40 kilometrelik bir yola gideceğim yani. Git gel 80 kilometre falan bulur tahminimce. Bilmiyorum tam olarak. O kadar. Şu da ileride bir köy. Oraya gideceğim. Biraz hatta gece de olacak yani. Far aydınlatmasına yine hiç sıkıntı yok. Farı mükemmel aydınlatıyor. Hani model olarak da bence 50cc'lere göre en yakışıklı motorlardan birisi. Ben tasarımını özellikle severek aldım yani. Yakıtı düşük. Yaklaşık bir depoya ortalama 130 km, 140 km'ye kadar yol yapıyor yani. Hani hiç düzgün de kullanmadım. Genelde hep sürekli dip gaz veriyoruz motora. Öyle biraz daha dikkat ederek kullansak belki daha da uzun süre gider, ama gerek yok. Zaten benzin koyduğunuzu, ne zaman koyduğunuzu unutuyorsunuz motora. Şöyle paspas kestirdim ben ekstra olarak. Şurasına, koltuğuna koruma aldım. Bazen çünkü güneşte falan duruyor. Şöyle bir plakalık yaptırdım. Bu şekilde. Onun dışında başka bir şey yok zaten. Şimdi birazdan yola çıktığımda da zaten görüntülü alırım. Gidişine, sesine falan rahatça bakabilirsiniz. Hani gidişi bakımından, çekişi bakımından bir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Yani beklenti meselesi tamamen. Şehir içine göre çok ideal bir motor yani. En büyük avantajı zaten B sınıfı ehliyetini kullanması, sigortası vesaire olmaması. Şöyle çıkmadan önce şunu da bir gösterelim. Yani şu anda da zaten 1000 km oldu dediğim gibi. Biraz daha sıkıydı motor. 500-600'e kadar sıkıydı. Şimdi şöyle ani gaz demeleri falan biraz daha iyi oldu yani. Sesi mesi değişti. İyice kendine geldi herhalde motor. Biraz sağırdı yani yer başlara göre. 30'a kadar, 40'a kadar çok rahat çıkıyor. Birazdan da ana yola çıktığımızda zaten kesintiler alırım ben. Evet arkadaşlar, yola çıkalı yaklaşık bir 10 km oldu. Burası biraz dar olduğu için kayıt alamadım pek fazla. Buradan sonra, tepeye aldıktan sonra yol çift şerit oluyor, o zaman çekim yapacağım. Böyle dik bayırlar vardı. Dik bayırlarda yaklaşık 35-40 km hız yapıyor motor.
düz yolda da 55 yapıyor, 56 yapıyor en fazla. Şimdi şu tepeye atladıktan sonra üstündeyken görüntü alabileceğim rahatla. Sinyale çıktı, onu kapatalım. Sinyalleri kapattığınızda da LED'ler yavaş yavaş yanıyor. Arkadaşlar şöyle göstereyim, bulunduğumuz yere, gideceğimiz yere pardon, bir 7 kilometre yol gösteriyor. Yakıt doldurdum şimdi, yarım depoydur riske atmamak için, köy yeri olduğu için Tekirdağ'dan Karacabey'e gidiyoruz. Burası da Panarlı. Evet arkadaşlar, yaklaşık 43 kilometre gittik, 43 kilometre geldik, ortalama 90 kilometreye yakın bir yol yaptık. Şöyle bir kapanış yapmak istedim. Yani 55 kilometre hızla yol düz oldukça, bayır fazla görmedikçe motor düz ara 55, 56, 57 kilometre hızlara ulaşıyor. Limiter iptali olduğunda çok hafif yokuşlarda 45'e düştüğü oluyor, 40'a düştüğü oluyor, dik yokuşlarda 35'e düştüğü oluyor. Orada benzinliğe girmiştim, doldurmuştum depoyu. Buraya geldim, yaklaşık 100 kilometreye 35 lira benzin aldım motor, onu da söyleyeyim. Burada doldurmuştum akşam. Yani burada da gezdim biraz, gittim geldim, burada da gezdim, tekrar doldurdum. 100 kilometre civarında 35 lira benzin aldım motor. Yani rahatça gittik, rahatça geldik yani. 100 kilometre yolu çok rahat şekilde gidebiliyorsunuz yani. Ortalama ne kadar? Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Daha fazla inceleme isterseniz devamı gelir. Daha burada değişik yollar var, çok güzel yollar var. Hatta buradan bir kısmı gördün mü bilmem, şu dağ yolları var mesela, Uçmak Dere dediğimiz. Orada da test etmeyi düşünüyorum ama hiç yolumuz düşmedi zaman fırsattan dolayı. Orada denersek daha güzel olacak yani. Hatta buradan bir Şarköy ilçesi var, oraya gidersek o yoldan daha güzel bir video çıkar yani. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.